Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SMH Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Barış Yayınları Limit Fasikülü sevgili arkadaşlarım konu anlatımlarına ve kazanım testlerini çözmeye başlıyoruz sizlerle birlikte. Yani konu anlatımlarını yapacağız, arkasından gelen testleri de sevgili arkadaşlarım sizler için çözeceğim. E, biliyorsunuz ki bu kitabın yani limit fasikülünün e, sonunda yer alan ee, ÖSYM bakış son bakış testlerinin de gençler ÖSYM bakış ve son bakış barışça bakış testlerinin de çözümlerini Eyüp B hocanız sizler için yapıyor. Eyüp B YouTube kanalında Eyüp Boncuk hocanız sizler için yapıyor. Ben de bu kitabın konu anlatımlarını ve hemen arkasından gelen testlerin çözümlerini sizlere yapacağım. Dilim döndüğünce şimdiden hatamız olursa affola diyelim ve eğer hazırsak geçelim Dersin. Evet öncelikle limitte yaklaşım kavramını bir ele alalım sizlerle beraber. X değişkeni bir A gerçel sayısına ki bu sayı doğrusu üzerinde ise, e, A sayısına ben ya artarak devam eden değerlerle yaklaşabilirim veyahut azalarak devam eden değerlerle yaklaşabilirim. Sayı doğrusu üzerinde olduğu için bir sayı seçersem eğer bu sayının sağ ve solu vardır. E doğal olarak ve bu yüzden de ben artan değerlerle A'ya yaklaşma olayına soldan yaklaşma diyeceğim. Azalan değerlerle A'ya yaklaşma olayına da sağdan yaklaşma diyeceğim. Soldan yaklaşmayı X'ler A'ya soldan yaklaşırken yani bu şekilde göstereceğim. A üzeri eksi biçimde göstereceğim. Sağdan yaklaşmayı da X'ler A'ya sağdan yaklaşıyor anlamını taşıyan A artıyla göstereceğim. Bu şekilde ok koyunca X'lerin o sayıya yaklaştığını dile getirmiş oluyoruz. Bu bu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi alttaki grafiğimize bakalım. Burada fx'in grafiği verilmiş. fx fonksiyonunun grafiğine göre x'ler a'ya sağdan yaklaştıkça fx değerlerinde bir azalma söz konusu. Ki ben bu grafiğe şöyle yaklaşırsam eğer örnek veriyorum. Ben x'i şuradan seçtim bak. Şuradan seçtim. Burada fx fonksiyonun değeri yukarıda. Biraz daha yaklaştırınca göründüğü üzere fx'te bir azalma söz konusu oldu. Biraz daha yaklaştırdım ve biraz daha azaldım. Biraz daha yaklaştırdım ve fx'im biraz daha azaldı. Ve gitgide ben a'ya sağ tarafından yaklaştıkça fx'lerde bir azalma meydana geliyor. Soldan yaklaştığımdaysa şuradan yaklaştım mesela x'leri burası kabul edersem fonksiyonumun görüntüsü burada. a'ya biraz yaklaştım ve fonksiyonumun değeri arttı. Biraz daha yaklaştım ve fonksiyonumu değeri biraz daha arttı ki A'nın dibine girdiğimde bu artık maksimum seviyelere doğru gelecektir. Fx'in değeri gitgide artmış olacak. Peki buna göre demiş. X A'ya sağdan yaklaştıkça Fx değerleri azalarak nereye yaklaşır? Nereye yaklaşır? B'ye yaklaşır. Neden? Çünkü son olarak ben A'nın dip noktasından ama A'nın sağından olacak şekilde bir X seçersem bunun fonksiyon altındaki görüntüsü bu şekilde b'nin civarlarında toplanacaktır. Ve bu yüzden de x'ler a'ya sağdan yaklaştıkça fx değerleri azalarak b'ye yaklaşır diyoruz. a'ya soldan yaklaştığımda ise a'nın hemen solundan bir değer seçtim ve bunun da fonksiyonda karşılık gelen görüntüsü bu şekilde c'nin civarlarına toplanıyor. E c'nin civarlarına toplanıyorsa demek ki buna da diyeceğiz ki x'ler a'ya soldan yaklaştıkça fx değerleri artarak c'ye yaklaşacaktır diyoruz. Bu durumda ben şunu söyleyebilirim. Artık bunun gösterimini de biliyorum. x'ler a'ya sağdan yaklaşırken f(x)'ler b'ye, x'ler a'ya soldan yaklaşırken f(x)'ler c'ye yaklaşır diye gösterebiliriz sevgili gençler. Pekala, şimdi örnek 1'e bir bakalım. Reel'den reel'e tanımlı Yani reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. f(x)'in kuralı da x artı 2 olarak bize verilmiş. Yukarıdaki tabloda x 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in aldığı bazı değerler gösterilmiş. Buna göre x 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in hangi sayıya yaklaştığını grafiğini çizerek bulunuz demiş. Şimdi benim fonksiyonum x artı 2 fonksiyonu. O halde ben şu şekilde bir x ekseni ve y ekseni üzerinde fonksiyon grafiğini çizmeye çalışacak olursam grafik x artı 2 idi o halde kökü eksi 2'dir ve y ekseninde artı 2'de kesecektir. Yani şurası eksi 2 ve burası artı 2. Bu bizim fonksiyonumuzun grafiği artık. Fx dedim ben buraya. Peki x'ler nereye yaklaşıyordu arkadaşlar? 1'e. O halde 1'i de burada gösterelim. Hemen şöyle. 1 de şurası olsun. Şimdi 1 için bu fonksiyonun görüntüsü nerededir? Bizim fonksiyonumuzun ismi x artı 2 olduğu için 1'i yerine yazarsam fonksiyonun görüntüsü tabii ki de 3'te çıkacaktır. Şimdi 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken nerelere toplanır bizim fx'lerimiz nerelere yığılır buna bir bakmak gerekiyor. Birin sağ tarafından bir sayı seçtim. Tabi şu seçtiğim sayı bile o kadar uzak ki bire yaklaşma demek aslına bakarsan birin hemen sağındaki reel sayıyı seçme demek ki bunu da bulmak imkansız. Birin birden büyük en küçük reel sayı. Yani sonsuz gibi bir şey. Ee, Tabi anlama açısından kafadaki yoruma açısından Sonsuzu nasıl ki aklımızda düşünemiyoruz neresi olduğunu. Hemen birin sağındaki ilk reel sayıyı da düşünemiyoruz doğal olarak. Ama en azından görsel olarak seçtiğimiz zaman birin sağından bunun görüntüsü 3 civarına toplanıyor. Birin solundan seçtiğimiz zaman yine yukarı doğru çıktık, çarptık ve döndük. Bu da yine 3. civarına yığılıyor. Ki burada verilen değerlere de baktığımızda zaten birin hemen solunda 0,99 seçilirse Cevap 2,99 çıkarken birin hemen sağında 1,001 seçildiği takdirde de burası 3,001 sayısı elde ediliyor. 2 eklediğimiz takdirde ki nereye yaklaştığını görüyoruz. Hemen 3'ün civarına görüntülerin 3'ün civarına yaklaştığını görüyoruz. O halde x 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken fx'in aldığı değer fx'in hangi sayıya yaklaştığını söyleyebiliriz artık. 3 civarına toplandığı için 3'e yaklaşır diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bir diğer sayfamızdayız. Limit kavramı. X'ler A'ya sağdan yaklaştığında fx fonksiyonu L1 gerçel sayısına yaklaşıyorsa. L1 gerçel sayısına fx fonksiyonunun x eşittir A'daki sağdan limiti denir. Sağdan limit. Sağdanı varsa tabi bir de soldan limiti de olmak zorunda. Biz bunu nasıl gösteririz? Ee, bu şekilde limit x'ler a'ya sağ tarafından yaklaşırken fx l1 biçiminde gösteririz. İşte fx'in a noktasındaki sağdan limitini bu şekilde ifade ederiz. l1'e yaklaşıyor demiştik. Peki soldan limit için de aynı cümleleri kurabilir miyiz? Evet kopyala yapıştır yapabiliriz. x a'ya soldan yaklaştığında fx fonksiyonu l2 gerçel sayısına yaklaşıyorsa o zaman l2 sayısına biz fx fonksiyonunun x eşittir a'daki soldan limiti deriz. Ve bunu da x'ler a'ya solundan yaklaşıyorken fx eşittir l2 biçiminde gösteririz. Peki, peki. x a'ya sağdan ve soldan yaklaştığında fx fonksiyonu bir l gerçel sayısına yaklaşıyorsa yani hem sağından hem de solundan L'ye yaklaşıyorsa aynı buradaki gibi bak sağdan yaklaşmışız L'nin etrafına toplandı soldan yaklaşmışız L'nin etrafına toplandık. Peki o zaman ikisi de L gerçel sayısına yaklaşıyorsa fx fonksiyonunun x eşittir A'daki limiti diyoruz. Bak sağını solunu karıştırmıyoruz artık. Direkt o noktadaki limiti diyoruz biz L gerçel sayısına. O halde bunu nasıl gösteririz? Sağını solunu karıştırmadan xler A'ya yaklaşıyorken f(x)'in limiti L'dir biçiminde gösterebiliriz. Demek ki sevgili arkadaşlar hem sağdan hem de soldan yaklaşıldığında aynı gerçel sayı civarına toplanıyorsa bizim f(x)'imizin görüntüsü o halde biz burada limit vardır. Ve limit de o nokta yani etrafına yığıldığı noktaya L'ye eşittir diyebiliyoruz. Şimdi burada öğrendiklerimizi biraz toparlayalım. fx fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasında limitinin olması için bu noktadaki sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani f fx fonksiyonunun a'nın sağ tarafındaki limiti l1 a'nın sol tarafındaki limiti l2 eğer ki l1 l 2ye eşit ve bunlar da l gibi bir reel sayıya eşitse o halde x'in a'daki limit fx'in a'daki limitine biz l'dir diyebiliyoruz. O halde bak şunu kesinlikle söylemedik. Yani o noktada görüntü var mıymış, yok muymuş? Bunlar bizim için önemli değil. Demek ki limit o noktayla alakalı bir durum değil. Limit o noktanın civarıyla alakalı. O noktanın civarıyla alakalı. O noktada görüntü olup olmaması beni hiç alakadar etmiyormuş. Görüntüyle alakalı da hiçbir şey yapmadık dikkat ettiysen. Yani A noktasındaki fonksiyonun görüntüsüne hiç bakmadık bile. F fonksiyonunun x eşittir A apsis noktasındaki sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit değilse işte o zaman fonksiyonun bir noktada limiti yoktur diyoruz. Yani burada A'nın sağ limiti L1, sol limiti L2 dedik. Tamam eyvallah. L1, L2'den farklıysa o zaman şu cümle kurulur. A'da fx'in limiti yoktur denir. F fonksiyonunun bir noktada limiti varsa bu limit değeri tektir, bir tanedir. 2 tane, 3 tane, 4 tane limit değeri bulamazsın. Sadece bir tane L gerçel sayısı vardır. O fonksiyonun eğer limiti varsa limit değeri sadece bir tane L gerçel sayısı olur diyoruz. Bir fonksiyonun bir noktada limitinin olması için o noktada tanımlı olmasına gerek yoktur. Bak tanımlı olmasına lüzum yok diyoruz. Çünkü bizim limit değerimiz o noktayla alakalı değil o noktanın civarıyla alakalıdır diyoruz. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti fonksiyonun o noktadaki değerinden de aynı zamanda farklı olabilir. Yani örnek veriyorum f3 2 olabilir ama benim Fonksiyonumun 3 noktasındaki limiti 5 de olabilir. İlla limit görüntüye eşit olmalı diye bir kural yok limitin olabilmesi için. Tamam mı? Görüntü ve limit birbirinden farklı olabilir. Pekala. Diğer notumuza bakalım. Bir fonksiyonun grafiğinde demiş limit araştırılan noktada grafik sıçramışsa eğer fonksiyonun o noktada limiti yoktur. Şimdi bunları eski müfredatta anlatırdık. Sıçrama süreksizliği gibi Burada da bir sıçrama süreksizliği var ama süreksizlik muhabbetine hiç girmeyeceğim şimdi. Çünkü o ileriki konularda işleyeceğiz. Peki buraya bakıyorum. Bizim fonksiyonumuz bu şekilde kırmızı çizgiyle gelirken artmış 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 ve buradan L2'den L1'e sıçramış tabiri caizse sıçramış ve yoluna bu şekilde devam etmiş. Eğer sıçrama noktası varsa bir fonksiyonda bu şekilde grafikte o halde kesinlikle A noktasında A apsis noktada limit yoktur denir. Yani buna sol limitine sağ limitine bakmana gerek yoktur. Baksan da A'nın sağ limiti burada bize L1'i sol limiti L2'yi verecektir. Ve burada grafik üzerinde de gördüğümüz üzere L1 L2'den farklı olduğu için sağ limiti sol limitten farklı. O halde bizim fx'imizin limiti yoktur diyeceğiz. Peki bir başka duruma göz atalım. Bir fonksiyonun grafiğinde limit araştırılan noktada grafik atlamışsa bak sıçramış demiyoruz bu sefer atlamışsa diyoruz. İşte fonksiyon o nokta limiti vardır. Ancak fonksiyon o noktada tanımlı değildir. Ya da fonksiyon o noktadaki değeri limit değerine eşit değildir. Yani bu nasıl mümkün olur? Limit değerine eşit olmama durumu. Mesela A'nın görüntüsü şuralarda bir yerdedir. Bazen öyle grafikler görürsün ya. Buralarda bir yerdedir. Bunu da sana bu şekilde izah eder. Der ki burası da M gerçel sayısıdır. E senin limitin yine burada L gerçel sayısıdır. Çünkü A'nın sen kendisine bakmıyorsun. Soluna ve sağına bakıyorsun. Soluna ve sağındaki görüntüsü L civarına toplandığı için limit vardır ve L'dir diyoruz sevgili gençler. İşte az önce bahsettiğim mevzu burada. Burada sol limit L civarına toplanmış. Sağ limite bakıyorum. Görüntü L civarına toplanmış. Evet limit L. Lakin buradaki görüntümüz bizim B. Bu limit olma durumunu etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Sadece şunu söylüyoruz görüntümüz limit değerinden farklıdır diyoruz. Yine limit vardır diyoruz. Yani bir fonksiyonun bir noktada limitinin olabilmesi için bak yukarıdaki gibi o noktada tanımlı olmayabilir. Limit gene de var olabilir arkadaşlar. Bak vardır demiyorum. Var olabilir. Veyahut görüntü buradaki limit bulduğumuz limit değerine eşit olmayabilir diyoruz gençler. Şimdi sağ üst tarafa geldik. Örnek 2'ye bir bakalım beraber. Burada bize demiş ki soru olarak yukarıda verilen fonksiyon grafiklerine göre fonksiyonların x eşittir 1'deki değerlerini ve limitlerini buluruz demiş. Şimdi buraya bakalım. Abi öncelikle 1 noktasında f1 kaça gitmiş? 2'ye. Peki 1 noktasında limit var mı? Vardır. Limit değerimiz 2 civarına toplanmış sol limit. 2 civarına toplanmış sağ limit. O halde limit x 1'e yaklaşırken fx eşittir 2 diyebilirim. Yani bu şekilde hiç kopmadan hareket eden bir fonksiyona için görüntü limite eşit çıkmış oluyor. Hemen yan tarafta sağında duran ikinciye bakalım. Burada f1'in ben 1'e gittiğini görüyorum bana verilen grafikte. Ama limit değerinin ikisinin de 2 iki civarına yaklaştığını görüyorum. O halde ne diyeceğim? Limit x'ler 1'e yaklaşırken e, bu sefer gx'miş arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı da düzeltelim g1 yapalım. Fonksiyonumuz g'miş çünkü. gx Limiti kaçtır arkadaşlar? 2. 2 civarına toplandığı için 2'dir diyeceğiz. 3'e baktığımız zaman burada fonksiyon h1 tanımlı değil. Tanımlı değil. Yani fonksiyonun bir de herhangi bir görüntüsü yok. Lakin e, illa görüntü olup olmak, olmamak zorunda değil limitin olabilmesi için. Burada limit var mı? 1'e soldan yaklaştım. 2'nin civarına. Sağdan yaklaştım. Yine 2'nin civarına toplandığı için. Limit x'ler 1'e yaklaşırken bu fonksiyonunun ismi de hx eşittir 2 diyebiliriz. Yani limit vardır ve 2'dir. Geldim buraya. Ya abi sıçrama süreksizliği var burada. Yani sıçramış bizim fonksiyonumuzun grafiği. O halde 1'de limit yoktur diyeceğim. Limiti yoktur diyelim. Görüntüsü var mı? Hayır. Bir de bu fonksiyon tanımlı da değil diyebiliriz. Beşinciye baktığımız zaman bu fonksiyon yine sıçramış. Lakin bu sefer m 1 değeri için yani m fonksiyonu 1'de tanımlı ve görüntüsü de 1'e eşit lakin bu noktada limit yoktur diyeceğiz çünkü fonksiyonumuz sıçramış arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman fonksiyon yine sıçramış. Bu sefer buradan buraya sıçramış lakin araya bir 1'e uğramış. O halde k fonksiyonu 1'de tanımlıdır ve k1 1'e eşitken limit değeri yine yoktur diyeceğiz sevgili gençler. Evet Sorunun üzerine çözmüş olduk. Sen buradaki çözüm kısmını da tabii ki kullanabilirsin fasikülde. Örnek 3. Yukarıda şekilde verilen f fonksiyonunun grafiğine göre bu fonksiyonun eksi 1, 0, 1 ve 2 absisi noktalarındaki limitlerini bulunuz demiş. Şimdi eksi 1'e bakalım. Eksi 1 absisli nokta burası. Şimdi bu fonksiyon eksi 1'de buradan buraya sıçramış. Sıçradığı noktalarda limit yoktur demiştik. O halde şöyle yazalım. Limit X eksi 1'e yaklaşırken fx değeri biz buna ne diyeceğiz? Yoktur diyeceğiz. Tamam. Bunun gibi olmayan bir nokta daha var mı? Bak 0'da sıçramamış. 1'de sıçramamış. Atlamış. 2'de sıçramış arkadaşlar. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim ki 2'de sıçradığına göre x 2'ye yaklaşırken fx. E hocam bu da yoktur. Çok mantıklı. Tamam. Şimdi geldim 0'a ve 1'e. Limit. Limit. X 0'a yaklaşırken fx'e bakacağım. Bir de limit x'ler 1'e yaklaşırken fx'i kontrol etmem gerekiyor. x 0'a yaklaşırken fx'e bakalım. Şimdi 0 absis nokta burası. Solundan yaklaştım sağından yaklaştım. 2 değerde nereye yaklaşıyor? 2 ordinatlı noktaya yığıldı arkadaşlar. O halde 0'daki limitimiz 2'dir. 1'deki limitine baktığımız zaman görüntü olarak 2'ye eşit. F1 2'dir. Lakin ben 1'e değil soluna ve sağına bakmam gerekiyor sol ve sağında da görüldüğü üzere 3 civarına yığıldığı için limitimiz vardır ve 3 sür diyeceğiz. Evet altta soru yok sağ üst tarafta örnek 4'teyiz. Yukarıda f fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıktaki grafiği verilmiş gençler. Eksi 4'ün sağ tarafındaki limit artı sıfırdaki limit artı 6'nın sol tarafındaki limit bu toplamın değeri sorulmuş bize. Şimdi eksi 4'ün sağ tarafı şurası arkadaşlar. Ben buradan bu fonksiyonun nereye yığıldığını bulabilirim. Ve böylelikle eksi 3 civarına gittiğini görebiliyoruz. Demek ki buradaki limitimiz varmış ve eksi 3'müş. Sıfırdaki limitine baktığımız zaman sıfırda fonksiyon tek düze bu şekilde devam etmiş. Atlamamış, sıçramamış. Sıfır için sol ve sağ limitler birbirine eşit olduğu için ve ikisi de iki civarına yığıldığı için buranın limiti vardır ve 2'dir. Artı Burada da 6'nın sol tarafına bakacağım. 6'nın sol tarafında fonksiyonumuz nereye yaklaşır? Hop 3'e yaklaşır. 3 de buraya yazdım. Eksi 3 ile artı 3'ü topladım. 0. Bunların toplamı bana 2 cevabının ta kendisini verir. Doğru cevabımız 2 idi dedik. Şimdi geçtik bir diğer sayfamıza. Örnek 5'teyiz artık. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Diyor ki a'nın sağ tarafındaki limit değeri fx'in a'nın sağ tarafındaki limiti 1'in sol tarafındaki limiti artı 3'ün sağ tarafındaki limiti eksi 0'ın sol tarafındaki limiti işleminin sonucuna eşittir. Bunu sağlayan a pozitif sayısını bul demiş bize. Biz öncelikle şunları bulmaktan mükellefiz. 1'in sol tarafındaki limitini bir bulalım. Abi 1'in sol tarafı, tarafı şurası ve ben buradan şu şekilde yukarı doğru çıktığımız takdirde 3'e doğru yaklaştığımızı görüyoruz. Demek ki burası 3'müş. Artı geldim şuraya. 3'ün sağ tarafındaki limiti. 3'ün sağ tarafı şurasıdır ve fonksiyona doğru hareket ettiğim takdirde bunun da eksi 1 civarına yığıldığını görüyorum. Burası eksi 1'miş. Önünde eksi var ona dikkat et. Eksi 0'ın sağ tarafındaki limitini de elde edelim. 0 burada ve sağ tarafından yukarı doğru fonksiyona çıktığımız zaman 2 civarına yığıldığını görüyoruz. Burası da 2'dir. 3 eksi 1 eksi 2 daha kaç yapar? Hocam 0. Şimdi bizim şunu merak etmemiz gerekiyor. Bir reel sayı var A diye. Bu a reel sayısının sağ tarafında fonksiyonun fonksiyonumuzun limiti sıfırmış. Bu a kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu ne olabilir? Bak eksi 2'nin sağ tarafı şurası. Eksi 2'nin sağ tarafından yukarı doğru çıktım. Sıfır civarına yığılabilirim. Yalnız a pozitif sayısını bul demiş. eksi 2 pozitif değildi. O halde bunun gibi davranan bir burada 5 var. 5'in sağ tarafındaki limiti de yine bana sıfırın civarına yaklaşan bir görüntü verecektir. O halde bu a pozitif sayısı kesinlikle 5 olacakmış diyebiliriz. Doğru cevabımız 5'ti gençler. 6. örnek alt kısımda. Hadi buna da bakalım beraber. Diyor ki f fonksiyonuna aittir bu görüntü, bu grafik. f x'ler eksi -3'ün sol tarafına yaklaşırken f(x)'in limiti. Ya yani benim önce içeriği bulmam gerekiyor. Yani şu kısmı benim elde etmem gerekiyor. Buradan gelecek sonucu da f'in içerisine yazacağım. Şimdi eksi 3'ün sol tarafında fonksiyonun limiti nedir? Eksi 3 burada abi. Eksi 3'ten yukarı doğru çıktık. Bu fonksiyon nereye yığıldı? 3'ün civarına. O halde şurası neymiş? 3. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam f3 isteniyor. Peki 3'teki görüntümüz yani 3 şurada bir yerde tam ortada 2 ile 4'ün tam ortasında. 3'teki görüntümüz neresi? E, yukarı doğru çıktık çarptık ve döndük. Aslında görüntü burası. Bizden neresi isteniyormuş? Buradaki ordinat. Peki bunu nasıl bulurum? Hemen şuradaki üçgenimize bakacaksın. Şu üçgenin bak burası 2 birim burası 2 iki birim. 2'ye 2 iki, kenarlar arasında bir bağıntı var. O halde şuradaki üçgenin de yine kenarlar arasındaki bağıntı 2'ye e, 2 iki, yani 1'e 1'dir. K'ya K'dır. E burası kaç? 1 bir birim. E burası kaç? Buranın da 1 bir birim olması gerekiyor. O halde 5'ten 1 bir birim çıkarırsam burası 4 olacaktır. Ve fonksiyonun 3 altındaki görüntüsünün de 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 4'ün ta kendisiydi. Geldik efendim örnek 7'ye. Yukarıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim diyor soru. Her x0 gerçel sayısı içinde g x0 diye bir şey tanımlamış. Bu x0'ın f altındaki görüntüsü x0'ın FX, X0 sağındaki fx'in limiti ve x0'ın sonundaki fx'in limitinin toplamına eşitmiş. Bu biçimde bir gx fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre g-4, g2 ve g4'ün toplamının değerini sormuş bize. Şimdi hem grafik hem de altta sorulan şey görülecek biçimde ayarladık ekranı. Şöyle ki g-4 dediğimiz şey nedir hocam? E yerine yazarsam ben bunu şurada, şurada ve şurada. Nedir biliyor musun? f-4 artı limit x'ler eksi 4'ün sağına yaklaşırken fx ve artı limit x'ler eksi 4'ün sağına yaklaşırken fx. Bunların her birini tek tek yazmayacağım. Çünkü ne istediğini neyi amaçladığını zaten biliyoruz. Peki eksi 4'ün görüntüsü nedir? Eksi 4'ün görüntüsü burada oluşmuş yani sıfırmış. Eksi 4'ün sağ tarafındaki limit Sağ bu taraf. Dolayısıyla yukarı doğru çıktım ve Gördüğünüz üzere 6 civarına yaklaşıyor. Hatta direkt 6 oluyor. O halde burası 6. Eksi 4'ün e, şurası sağ burası soluydu. Orayı yanlış yazmışız. Solundaki limite bakacağız şimdi. Solundaki limitte şuradan yukarı doğru çıktım. Çarptım ve döndüm. Nereye doğru yığıldık? Kendim biraz yukarı doğru çıktım. Nereye doğru yığıldı? 3'e doğru yığıldı. O halde burası da 3'müş. 0 artı 6 artı 3 9'u verir. Demek ki şu ifade 9'a eşitmiş. Şimdi aynılarını diğer verdikleri için de yapacağım. G2. 2'deki görüntü 3'müş e, hocam. Tamam. Artı. Şimdi 2'nin sağ limiti hop çarptım döndüm. Eksi 2'ye doğru yaklaşıyor. Eksi 2. Sol limiti 2'nin sol tarafına baktım. Yukarı doğru çıktım. 6'ya doğru gidiyor. Artı 6 diyeceğim. 3 eksi 2 1 yapar. 6 eklersem burası da 7 gelir. Bak 7 var. 9 var. Bir de aynılarını 4 için yapacağım şimdi seninle beraber. 4'e bakalım. 4'teki görüntü. E hocam 6. Bak burada oluşmuş. Tamam. Artı 4'ün sağ limiti 4'ün sağındaki limit 8. Artı 4'ün solundaki limit e o da 4. 6 artı 4 18 daha 18 yapar. Demek ki burası da 18'miş. 9 18 daha 27. 7 daha bana neyi verir? 34'ü verir. Demek ki bu sorumuzun cevabı da hop şöyle diyelim. Şuradaki sorulan ifade bana 34'ün ta kendisini verecekmiş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle kaçıncı sayfa? 5. sayfayı da bitirdik ve 6. sayfamıza geçiş yaptık. Örnek 8'deyiz. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre eksi 5 ile 6 kapalı aralığında a'nın sağ limiti den b'nin sol limitini çıkardığımız takdirde 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı AB tam sayı ikilisi olduğunu bul demiş bize. Şimdi yani şöyle bir reel sayı bulacağız. Bunun eee f(x)'teki bu reel sayının sağındaki f(x)'in limitinden başka bir reel sayı veya kendisi fark etmez. Bunun sol tarafındaki limitini çıkardığımız takdirde 2. Bunu sağlayanları bulmamız gerekiyor bizim. Peki düşünelim şimdi ben İlk olarak mesela burada eksi 5 ile 6 kapalı aralı demiş ya ben a'yı eksi 5 seçsem. Eksi 5'in sağ taraftaki limiti eksi 1'dir göründüğü üzere. O halde şurası eksi 1 olabilir. Peki eksi 1'den ben neyi çıkarırsam 2 bulurum? Tabii ki eksi 3'ü değil mi? Şimdi peki limiti eksi 3 olan bir nokta var mı? Yoktur neden? Çünkü eksi 1 ile 4 arasında bu fonksiyon zaten hiç görüntüye sahip olmamış. Dolayısıyla limitinin de eksi 3 olduğu herhangi bir nokta söz konusu bile değildir. E tamam güzel. Şimdi o zaman a sayısı eksi 5 olamıyorsa kimse kusura bakmasın eksi 4 de olamaz. Çünkü eksi 4'ün de, de, de sağ limiti eksi 1. Eksi 3 de olamaz. Çünkü eksi 3'ün de sağ eksi 1. O zaman biz a sayısı için ilk olarak eksi 2'ye bakmamız gerekiyor. Eğer a sayısı eksi 2 olursa eksi 2'nin sağ limiti 1'dir. Ve böylelikle eğer ki ben şurayı 1 seçecek olursam bak burası 1 bir olursa 1'den ne çıkarsa 2 kalır eksi 1. Peki B'nin sol limiti eksi 1 olan bir reel sayı var mı? Ya yani sol limiti eksi 1 olan. E şimdi eksi 1'de görüntü var. Vallahi gayet olur. Gayet iyi de olur. Eksi 2'nin sol tarafındaki limite bakıyorsun eksi 1. O zaman A eksi 2 iken B de eksi 2 olabilir. Hatta eksi 3'ün de sol limiti eksi 1'dir. Ve eksi 4'ün de sol limiti yine eksi 1'dir. O halde eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 olabilir B sayımız. Peki artık şu soruyu sorma zamanı geldi. A'nın sadece A-2 iken mi bunun sağ limiti 1 gelir? Hayır. Bak, eksi 2'nin sağ limiti, eksi 1'in sağ limiti, sıfırın sağ limiti, 1'in sağ limiti ve 2'nin sağ limiti bunların hepsi de 1'i veriyor. Yani ben burada A gördüğüm yere eksi 2 de yazsam burası 1 olacak. Eksi 1 de, 0 da, 1 de, 2 de yazsam hep bana limit olarak 1'i verecek. O zaman burada A'nın alabileceği 5 tane, B'nin alabileceği 3 tane değer varsa... Ben bunlardan 5 çarpı 3 kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı kadar 5 çarpı 3'ten 15 tane AB ikilisi bulabilirim. Bitti mi? Bitmedi. Yakamızı bırakmayacak çünkü. Başka sayılar var mı? Biz fonksiyonu şu tarafına hiç bakmadık ki. Başka sayılar var mı? Mesela ben burada A'yı 3 seçersem 3'ün sağ taraftaki limiti nedir? 3'tür. Şimdi bak geldim. A'yı 3 seçtim. 3'ün sağ tarafındaki limit 3'tür dedik. 3'ten ne çıkarsa 2 kalır. E hocam 1. Peki sol limiti 1 olan sayılar var mı? Tabii ki de var. Mesela 3 üç gibi. 3'ün hemen şunları sileyim ben sana. 3'ün sol limitine baktığın zaman hop 1'i veriyor. Gayet de 3'ten 1 çıkınca da 2 kalır. Demek ki 3 olabilir. E başka hocam 2 e de olabilir. Başka 1 e de olabilir, değil mi? 0 da olabilir. 0'ın da sol limiti 1'dir. Eksi -1'in de sol limiti 1'dir. 2'nin sol limiti eksi 1 olduğu için onu almam artık. B için 5 tane değer var. Peki sadece A sayısı 3 iken mi limit 3 gelir? Yani şurayı sorguluyorum şimdi. Limitin 3 olması için A'nın sadece 3 olması gerekiyor. Hayır. Mesela 4 olursa 4'ün de sağ limiti 3'tür. 5 olursa 5'in de sağ limiti 3'tür. 6'nın sağ limiti dahil değil. 6 çünkü orası. O halde burada 3, 4 ve 5 de olabilirmiş. A için 3 farklı değer, B için 5 farklı değer varsa 3 kere 5'ten. Bundan da 15 tane A, B ikilisi gelecektir. Peki son olarak bir de şuna bakalım seninle beraber. a bitmedi. Eğer ki A 6 olursa. 6'nın sağ limiti 6'dır. 6'dan ne çıkarsam 2 bulurum 4. Peki limiti 4 olan bir değer var mı? Yine 4 şuralarda bir yerde ki 4 için fonksiyonun bir görüntüsü dahi yok. Dolayısıyla o civarda grafik bile oluşmadığı için ben şunu söyleyebilirim ki bunu sağlayan yani sol limiti 4 olan hiçbir sayı yoktur. Demek ki benim tüm ikililerim bu kadar. 15 artı 15'ten toplam cevabımız 30 olacaktır sevgili gençler. 8'i çözdük şimdi 9'dayız. Bir bilgisayar programında y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir 0 apsisi noktası civarındaki bazı x değerleri için görüntüleri ekranda gösterilmiş. A sayısı tam sayı olduğuna göre grafik üzerindeki A değeri 10'dur. Şimdi Sıfır için grafik üzerinde şurayı görüyoruz ya ben sana şöyle yaklaştırayım burayı. Bakıyorsun buraya sıfırın sol limiti, sağ limiti ikisi de aya yaklaşıyor. Peki bana şurada verilen tabloda e, buraya bakıyorsun sıfıra artan değerlerle yaklaşmışız, değil mi? Buraya sıfır dersem buraya da sıfıra azalan değerlerle yaklaşmışız. Bir tanesi sıfırın hemen solunda negatif. Öteki sıfırın hemen sağında pozitif. Sıfıra yaklaşan değer bu. Peki bu nereye yaklaşmış? 9,9999 onun dibine kadar girmiş solundan. Buraya bakıyorsun 10,0001 onun 10 sağından dibine kadar girmiş. O zaman burası da 10'dur. Yani benim fonksiyonum artık sıfır için ondan geçiyor diyebilir miyim? Tabii ki de derim. O halde bu a değeri kaçtır? Tabii ki de 10'dur deriz sevgili gençler. Peki grafik üzerindeki a değeri 10 mudur? Artık öncüllere bakalım. Evet doğru 10'dur x'in sıfırdaki limiti 10 mudur? Şimdi sol limiti sağ limiti ikisi de 10'a yaklaştığına göre evet 10'dur. x'in 1'deki limiti 10'dan büyük müdür? Şimdi bunu da grafiksel olarak yorumlayacaksın. 1 nerede bir yerde? Şurada bir yerde değil mi? 1'in sağ ve sol limitine baktığın zaman evet A'dan mutlak surette daha büyük noktalar çıktığı kesin. Görüntülerde olduğu kesin. A'da 10 olduğuna göre demek ki 1'in limiti 10'dan daha büyük. A'dan daha büyük olduğuna göre ondan daha büyük olacak. Yani bu da doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bir sonraki sayfamızdayız artık örnek 10'da. Aşağıda bir noktaya yaklaşımı fonksiyon grafiği üzerinde örneklendiren fx fonksiyonunun bilgisayar programında çizilen grafiği bize verilmiş. Buna göre 3'ün sol tarafında fx'in limiti 5'tir diyor. Şimdi 3'ün sol tarafına baktığımız zaman şurası ve ben yukarı doğru çıktım çarptım ve 5 civarına yığıldığını görüyorum bu doğru. 3'ün sağ tarafındaki limiti ise demiş. Yukarı doğru çıktık, çarptık, döndük. 6 civarına yıldı. 6'dır demiş. Bu da doğru. 0'ın sağ limiti 3'ün sol limitinden daha küçüktür demiş. 0'ın sağ limiti şuralarda bir yerde. 3'ün sol limiti ise zaten 5'ti. Buradaki değer 5'ten daha küçük müdür? Evet, küçüktür. O halde cevabımız yine 1, 2 ve 3 olacaktı. Sevgi 3'ü neden öyle yazdıysam bilmiyorum. 3 öyle 3 beni andı. 1, 2 ve 3. Bizim cevabımız olacaktı sevgili arkadaşlar. Altta soru yok. Örnek 11'deyiz. Şimdi burada limiti gündelik hayata uyarlamış biçimde düşünmemizi istiyor açıkçası. İki tane hareketli var. Bir tanesinin hızı 10,00001 v 2 hızlı hareketli de 10 metre bölü saniye hızlı hareket ediyor. Şekil 1'de bunların arasındaki mesafeler falan hepsi verilmiş. Şekil 2'ye geçildiğinde ise tabi arka taraftaki hareketli bir tık daha hızlı olduğu için hani limite de bunu söyleyebiliriz aslında bir tık. Tamam mı? bir tık daha hızlı olduğu için sevgili gençler V1 hareketli V1 hızlı hareketli V2 hızlı hareket diye biraz yaklaşmış aralarında bir metre mesafe kalmış. Aralarındaki uzaklık FT. T burada zaman. FT olan aynı anda harekete başlayan V1 ve V2 hızlı hareketlerinin başlangıç konumları şekil 1'de veriliyor. Ve aradan T1 süre geçtiğinde aynı doğrusal yolda V1 V2'ye yaklaşırken DC arası mesafe yani aralarındaki mesafe 1 metre olacak biçimde koştuktan sonra V1 hızlı hareketli D V2 hızlı hareketli C noktasına ulaşmıştır. Ve şekil 2 oluşmuş. Şimdi buna göre diyor bunları yorumlamamız lazım. 3 tane öncülümüz var. İfadelerinden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bul demiş bize. Şimdi olay şu aslında. Şöyle. Şurayı bir silelim. Birinci öncüle baktığımızda diyor ki. T, T1'in soluna yaklaşırken. FT 1 metreden daha büyüktür demiş. FT neydi hocam? FT aralarındaki mesafeydi. Ve ben aralarındaki mesafenin daha fazla olduğunu başlangıçta daha fazla olduğunu yani t eşittir 0 anındayken maksimum seviyede olduğunu biliyorum. Aradan t1 süre geçtikçe geçince doğal olarak arkadaki hareket bir tık daha hızlı olduğu için gitgide yaklaşacaktır ve t1 süre sonra da 1 metre kalmış. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Daha henüz t1 olmamışken zamanımız. T1'e soldan yaklaşıyor ya. Yani t1'i şöyle düşün. T1 şurada. T1'in solu bu tarafta. Değil mi? Buradan yaklaşıyoruz T1'e. Yani daha henüz T1 olmadı. Yani daha henüz biz bir metreden daha fazla uzağız demek değil mi? Çünkü T1 olduğu an bir metre oluyor bizim mesafemiz, aradaki mesafe. O halde daha henüz T1 olmadıysa zaman aradaki mesafede de bir metreden fazladır. O halde buraya bakıyorsun bir metreden fazladır demiş. Doğru. Şimdi devam edelim. Diyor ki T0'a yaklaşırken ft ab kadardır. E şimdi hocam t eşittir 0 anında aradaki mesafe ab değil miydi? E evet. O zaman t 0'a yaklaşırken aradaki mesafemizin ab'ye eşit olması. Bu mesafenin ab'ye yaklaşması kadar da doğal bir şey yoktur. t t1'in sağ tarafına yaklaşırken mesafe 1 metreden daha küçüktür denilmiş. Kesinlikle doğru olduğunu bulunuz demişti bize. Unutma bunu. Şimdi ben hikayeyi T1'e kadar biliyorum. Yani T1 anına kadar bu böyle. T1 anından sonra V1 hareketlisi daha mı hızlanmış? Daha mı yavaşlamış? Durmuş mu? Veya T2, T1 diyorum V1 hareketlisi veya V2 hareketlisi hızlanmış mı, yavaşlamış mı, durmuş mu? Bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kesinlik belirten bir cümleye ha tamam okey bu da o zaman yani bu soldan yaklaşırken birden büyükse sağdan yaklaşırken birden küçüktür diyemeyiz. Dolayısıyla kesinlikle doğru olanlar 1 ve 2 öncülleridir deriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız da 1 ve 2 olur dedik. Şimdi limit kavramı test 1'e geçeceğiz. Ama tabi bir farklı videoda yapacağız bunu. Test videolarıyla konu anlatım videoları aynı video içerisinde olmasın diye. Burada birbirinden güzel. Karşına belki gündelik hayattan da limit soruları sorabilirler diye bu şekilde bir ee, örnek de barındırıyor. Vallahi bence e, son zamanlarda böyle görmüş olduğum en kaliteli, e, en böyle derleyip toparlayıcı, en alt seviyeden en üst seviyeye nasıl çıkarırımı mı e, gözler önüne Seren? bir limit fasikülü olduğunu söyleyebilirim. Aynı şey bunun türev fasikülü içinde geçerli. Ona da yakın zamanda zaten başlayacağız arkadaşlar. Limit fasikülünün bitmesini beklemeden türev fasikülünün de çözümlerine ve konu anlatımlarına başlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdi bir sonraki videomuzun e, konusu neydi? Limit kavramı test 1. 3 tane test çözeceğiz bunlarla alakalı. Öğrendiklerimizle alakalı ve 3 e, test de gençler düzey farkı olmaksızın. Hani kolaydan zora falan değil. Bildiğin hani karşına bu konuyla alakalı denemelerde soru bankalarında çıkabilecek sorular. E açıkçası bunların içerisinde sınav ayarında soru yok mu? Tabii ki o da var. Sonuçta sınavda da bambaşka bir şey sormuyorlar. Biliyorsun AYT, TYT matematik gibi değil. Öyle hikayeli sorular şunlar bunlar çok fazla sorulmuyor gençler. Bundan kaynaklı da buradaki e, testteki soruları da dikkatli bir şekilde dinleyip çözemediğin soruları, boş bıraktığın soruları dikkatli bir şekilde dinleyip Buna göre bir hareket yapacaksın. E, limit, türev ve integral bunları bir bütün olarak, limit, süreklilik, türev ve integral bu konuları bir bütün olarak ele almanızı rica ediyorum. Ayrı ayrı efendim böyle limit konusuymuş, o süreklilik konusu, o ondan farklı, türev, integral bunlar birbirinden alakasız gibi düşünürsen bu konuları hiçbir zaman tam anlamıyla üçünü de, dördünü de öğrenemeyeceksin. Bundan kaynaklı bunları bir bütün olarak ele alırsan sen daha başarılı bir öğrenci olacaksın limit türev integral konusunda. Diyelim ve sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutma.